Derste rastımız çok iyi oldu. Vallahi bunu almıştım. Eylem'in storiesini gördün mü kızım? Ailesi hiçbir şey demiyor tabii. Ne güzel ya. Bak bunu yakalatacaksın diye o kadar korkuyorum ki. Annen bunu da yakalarsa hangi level ceza verebilirim? Ayrıca geç kalmıyor musun sen? Ya ne yapayım ya? Evde saçma sapan sinirleniyor. Sonra bana sıçrıyor. Zaten derdi abimle de. İşte ona bir şey diyemediği için olan bana oldu. Hangi devirdeyiz ya? Ve hiç kimse de demiyor ki Nina tüm gün evde ne yapar? Ne yükseliyorsun kızım? Ben sadece dikkatli ol dedim o kadar. Sen merak etme, ben maksimum güvenlik önlemlerini aldım. Ya zaten annemin beni bu ara görecek hali yok. Yakalayamaz yani. Saçları unuttum. Ha, ben toplayacağım zaten de sen bunu al. Çünkü annem çantamı kontrol ediyor malum. Hoş geldin. Gel bakalım öyle. Hiç oflama. Onu güvenimi kaybederken düşünecektim. Gel. İyi de anne, daha ne kadar devam edecek böyle? Yani istersen sana güvenliklerin kullandığı tarama cihazlarından alalım. Nina, bak yeterince sinirlerim bozuk zaten. Tekrar güvenimi kazanana kadar bu böyle, tamam? Bitti. Ya harçlığımı da azalttınız. Ben nasıl yeni telefon alacağım? Arkadaşlarının belki kullanmadığı telefonlar vardır. Onlara bir sor. Bu senin son şansın. İyi kullan. Elimden geleni yapıyorum. Temizsem çıkabilir miyim? Hadi şimdi çık odana. Aramıştın sen hanım. Bardakların yeri mi değişti? Yok hanımım. Sen bunu mu kullanıyorsun hala? Niye atmadın? Ay özür dilerim hanımım. Atarız, hemen atarız. Fırını yarım saat sonra söndürün. İçinden çıkarmayın, dinlensin. Ya ben zaten hala düşünüyorum, anlamıyorum. O kadın ne cesaret börek yaptı. Benim hanımımın böreğinin üstüne börek mi yapılırmış? Ha bir de becerebilse. O neydi öyle kupkuru ağzımda büyüdü ya. Tur kutur. Çok kuru. Kuruydu değil mi? Çok hanımım, çok. İnsan yerini bilmeli. Bu da size ders olsun. Bir daha mutfağıma kimseyi sokmayın. Tövbe hanımım, asla bir daha. Bir daha asla. Kız abla, vallahi çarpılacağım ben. Alanur Hanım'dan böreğin tarifini alsaydın aslında. He, tarifini alsaydın. Alanur böreği yapsaydın da seni de böyle fırının içine soksaydı. Kadının böyle iki gıdım keyfi yerine geldi dediğin lafa bak. Fadik. Şu Fadi'yi de hiç anlamış değilim ha. Ne alakası var? Fadik Fatoş. Tamam kızma, celallenme. Bana bak, gelinim gerçekten anne dedi ha? Ya dedi abla, dedi, anne dedi. Sen de gün içinde sürekli tekrar sindiriyorsun şunu ya. Şunu git at da yanlışlıkla kafanda patlamasın.
Hasan'la benim aklıma ne geliyor aslında biliyor musun? Acaba diyorum bu kadın bütün bu gıcıklıkları bilerek mi yaptı? Bunlar kaynaşsın diye. Baksana şimdi kanka oldular. Olan yine Hatice'ye olacak. Bitti vallahi kız bitti. Aklıma ne geldi bu? Az da şu Hatice'yi Alanur Hanım'a versek. İki deli. Çok yerinde olur yani. Kadın deli meli ama eğlenceli şimdi abla. Kız nerede buluyorsun bu düşünceleri? Benim bedava. Buraya koyuyorum, yeri gelince patlatıyorum. Benim bedava. Tövbe tövbe.